YouTube, ben Ersin Çakı. Bugün kanalımızda yeni bir oyunu tanıtacağız. Aslında bunu çoğunuz biliyorsunuz, hatta sizler önerdiğiniz için arkadaşlar ben oynuyorum. Forward Assault'tan bahsediyorum. Tabii ki Critical Ops'ta biliyorsunuz hesabım banlandı. Üzücü bir durum. Yani ben Critical Ops'u oynuyordum. Seviyordum da, severek oynuyordum ama banlandığım için arkadaşlar maalesef tekrar o tarafa gidemiyoruz. Görüyorsunuz canlı yayınlarda. Gitsek bile, yeniden Critical Ops oynasak bile oyun sırasında moderatörler banlıyor abi. Ne yapabiliriz ki şimdi? Her neyse arkadaşlar, bugün bu videoda Forward Assault'ı oynayacağız. Zaten ekranlarınızda da görüyorsunuz. Forward Assault indirme linkini de açıklamalarda vereceğim. İndireceksiniz. Android, iOS'e kuracaksınız. Bakmayın, ben bilgisayardaki Nox Player üzerinden oynuyorum. Hatta Nox Player'da nasıl oynanır onu da size göstereceğim arkadaşlar. Çok basit. Nox Player indirme linkini de verebilirim tabii ki. Nox Player bilgisayara kurulan Android emülatördür. Zaten bunu BlueStack kullananlar varsa da biliyor olmalılar arkadaşlar. Nox Player'ı indirme linkini vereceğim. Öncelikle Nox Player'ı kuracaksınız bilgisayara. Nox Player'ı çalıştırdığınızda karşınıza böyle bir görüntü gelecek. Buradan Google Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki hesabınızı aktif ediyorsunuz. İstediğiniz şeyi indirebiliyorsunuz. Buradan Forward Assault'un indirme linkinde Android ve iOS kullanıcılar için altta vereceğim, merak etmeyin. Forward Assault'u açtığımızda öncelikle arkadaşlar ben birkaç kasa açmak istiyorum sizlere. Tabii ki oyuna yeni başlar başlamaz kasa açarak başlayalım. Bence daha güzel olur. Hemen shop kısmından, zaten benim burada gold'um var. 2614 gold'umuz var. Yani bu gold'ları değerlendirelim. Onun için kasa satın alalım. Kasa açalım değil mi? Şuradan kasalar nerede? Tamam. Krediler. Credits. Ha bak bak bak, görüyor musun? Bak, bunları tek tek açacağız. İçerisinden artık şansımıza ne çıkarsa. 5 tane silah kaplaması herhalde, öyle bir şey çıkacak. 10.000 ile 15.000 arası kredi falan çıkacakmış. O enteresan ya. Şuradan bıçağı açmak istiyorum. Şurada butterfly, yani kelebek bıçağı var. Bunu açmaya çalışacağım. İnşallah açabilirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Açıyorum hızlı bir şekilde. 10.507 kredi. Oo, bak, legendary butterfly knife'ına butterfly knife'ına arkadaşlar volkanik legendary kaplama çıktı. Bu zor çıkan bir kaplama. Bakın, çıkması çok zor bir kaplama çıktı. Süper oldu bu. Vektör silahına bir kaplama çıktı. Geçelim. Bubblegum. Bubblegum'a da bir tane kaplama çıktı. Çok beğenmediğim bir kaplama. Rare silahına bir kaplama çıktı. Ve burada Snipe Elite. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Ama benim Butterfly'im yok herhalde. Bir bakayım hele lan. Butterfly'im var mı? Tekrar bakayım. Knife. Butterfly. Bir saniye. Ha tamam, açılmış. Customize yapalım. Hemen şuradan Legendary kaplama. Baksana abi. Yemin ediyorum, çıkması en zor kaplama çıktı ilk açmada. İlk açmada çıkması en zor kaplama çıktı, süper. Barele bakalım, barelde kullanabileceğimiz bir şey yokmuş. Neyse, silahlara gidelim tekrar arkadaşlar. Silahlara gidelim. Get Commons. Tamam, get com. Bir dakika lan, silahlara gidelim. Şuradan Premier silahlardan ne alsam ya, ne alsam, böyle çok güzel bir silah almak istiyorum. A91 Customize. Bir dakika, aç. O Uzi. Uzi açılması gereken silahlardan bir tanesi. Bakalım, şöyle çok enteresan bir silah açmak istiyorum ya. Hangi silahı açsam diye bakıyorum şöyle arkadaşlar. Famas. Famas güzel. Famas çok seri atabilen bir silah arkadaşlar. Alınabilir de aslında. Burada görmüş olduğunuz gibi silahlarımız bu şekilde. Evet. Tamam. Bir saniye, AK-47. Zaten AK-47 customize yapalım. AK-47 için şuradan AK-47'yi kullanacağım abi. Legendary kaplamalardan volkanik var. Volkanik var mesela, şu kaplama çok güzel. Bir de bu kaplama var. Volkaniği mi alsam ya? Volkanik güzel, hoşuma gitti. Bak, bu kaplama da güzelmiş. Şu kaplama da hoş aslında da. Tamam, bunu açmayı deneyelim. İnşallah çıkar arkadaşlar. Açmayı deniyoruz. 10.245 kredi geldi. Ah be, epic. Epic. Burada plazmaya çıktı. Bubblegum'a çıktı. Bubblegum'a çıktı. AK-47 neredesin be? Ah be. Şansımıza tüküreyim. Şansımıza tükürelim. Evet, kaplamalar bayağı çıktı. Tekrar deneyelim ya şu AK-47 için.
Aslında secondary'de ne var bakalım ya. İkinci silahlar kısmında ne var? İkinci silahlar çok fazla kullanmıyoruz ama yine de bir bakalım arkadaşlar. Şöyle aktif edebileceğimiz güzel bir silah var mı? Yokmuş ya, böyle çok da güzel bir şey yokmuş. Her neyse, bütün altınımızı tamamlayalım. Şuradan Prami birinci silahlar kısmından AK-47 için yine bir kaplama açmaya deneyeceğim abi. Şöyle customize'dan tekrar şunu bir saniye. Aslında şunlar da güzelmiş ha. Bak bunlar da güzelmiş aslında. Şunu deneyeceğim. Açalım bakalım. Tekrar deniyorum. İnşallah çıkar. 14.597 kredi çıktı. Ah be bablegam. Yapma veteran epic. Legendary çık artık ya. AK-47'ye bir tane çıksa güzel olurdu ama çıkmadı arkadaşlar. Ama Butterfly'a, yani Butterfly Knife'a, bıçağımıza çıkması da hoştu tabii ki. 1114 tane burada altınımız kaldı. Yine deniyoruz abi. Yine deniyoruz. Aslında AK-47'yi seçmeye gerek var mı tekrar buradan da bilmiyorum ama deneyelim abi. Bu sefer şunu açalım. Unlock. Evet, 500 gold verdik. Açmaya devam ediyoruz. Ah be, bubblegum. Oo, volkanik. Legendary bak. Bu silaha çıktı Legendary ama AK-47'ye çıkmasını bekliyordum. Keşke AK-47'ye çıksaydı ya. Gold Dagger. Uğrar Bubblegum. Abi bu bıçak açıldı mı bilmiyorum ama ona kaplama çıktı. Bir bakalım açılmış mı? Açılmış mı? Knife. Knife'dan o açılmış abi. Aynen açılmış, süper. Ona bir pembe kaplama çıktı böyle. Yine de bunu kullanalım. Tamam, çok güzel. Şimdi arkadaşlar son bir hamlemizi daha yapıyoruz. 500 gold vererek bir kasa daha açıyoruz. Uzi'ye. Uzi açıldı mı? Uzi Metro. Uzi açılmış da olabilir ha. M4A1 Elite sınıfına. Rar Famas Metro. Oh Famas. Güzel. Uzi. Rar. Ah be. Ah be, istediğimiz şeyler çıkmadı. 68 bin kredimiz var ama kredileri nerede kullanacağız? Acaba şeylerde mi? Silahlarda mı? Dur bir saniye. Customize yapalım AK-47'yi. AK-47'yi customize yapalım. Barelden bir şey yükleyemiyormuşuz. Koyamıyormuşuz. Herhalde öyle bir şey var. Aynen arkadaşlar. Keşke AK-47'ye güzel bir kaplama çıksaydı ya. Maalesef şansımıza küselim arkadaşlar. Ama olsun. Her neyse, oyunu tanıtalım. Hızlı bir şekilde oyuna girelim değil mi sizlerle birlikte? Multiplayer kısmını oynayacağım. Bu arada kontrol yapılandırmasını nasıl olduğunu sizlere göstereyim. Bomb Diffuse'dan kontrol yapılandırmasını da yapacağız tabii ki. Bakalım nasıl olacak. Bakalım oyunumuza göz atıyoruz. Oyunumuz nasıl? Aslında oyun çok güzel. Hemen oyun devam ederken ben Customize'dan ayarlar yapayım. Şunu alıyorum. Şuraya atıyorum abi. Şimdi şuradaki işareti aldık. Yani buna tıkladık. Bu çıktı değil mi? Şimdi bunu sola bir yere yaslayacaksınız arkadaşlar. Burada dursun. Boyutu çok da önemli değil. Sohbet için Enter tuşunu kullanıyorum. Duraklatma için E tuşunu kullanıyorum. Aslında duraklatma için boş ver ya. Duraklat, elimizle duraklatırız. Şuradan skor tablosunu görmek için T'yi kullanıyorum. Ondan kellim, ondan kellim. Ne yapalım? Evet, terörist win oldu. Bu arada oyun başlayacak. Oyun başlayacak, bir saniye. Ben böyle save yapayım. Save yaptım da o main menüye çıkayım bir saniye. Botla pratik yapalım önce arkadaşlar. Botlarla pratik yapalım. Kontrol yapılandırmasını yapalım. Ondan sonra devam ederiz değil mi? Tamam. Şimdi. Tamam, geç bunları. Şuradan kontrol yapılandırması bakalım. Şunlar. Aynen bunları da yapacakmışız. Bir saniye. Bu botlar beni yalnız bırakmayacak. Yalnız bırakmayacak. Respawn olalım da bir saniye. Botlardan kurtulabilsek abi. Botlardan kurtulabilsek, şuraya bir yere pusarsak. Tamam. Şimdi kontrol yapılandırmasına gelelim. Hemen bir saniye gençler. Oyunun sesini duyamıyorsunuz. Kaydıktan yürütme aygıtlarından ben şöyle şunu. Çok enteresan bir ses duyuyorsunuz muhtemelen de. Bu ne abi, vazır vuzur bir sesler geliyor. Her neyse şimdi. Eğilme shift. Hızlı koşma var mı? Bunu da bilmiyorum. Bıçağı elimize alınca herhalde. Bu zıplama herhalde space. Bu ateş etme. Ateş etme için şunu kullanıyoruz gençler. Tamam, bunu kullanıyoruz. Silahı, mermiyi yenilemek için tabii ki R tuşunu şuraya atıyoruz. R tuşu, tamam. Şu da arkadaşlar mouse için. Bu mouse için arkadaşlar. Yani mouse'unuzu hareket ettirebilmek için önemli bir tane bir şey.
Tamam, bunları atadık. Bunu kaydet diyelim. Save yapalım. Yalnız burada niye enteresan bir ses geliyor ya? Çok vızır vızır. Bu ses ne abi? Çok enteresan bir ses geliyor oradan. Her neyse, ben şurada durayım abi. Şöyle durayım. Ayarları yapacağız. Şurada bakalım. Şu silaha dokununca. Aynen, bunları şimdi ayarlayacağız. 1 2 3 tuşlarıyla arkadaşlar. 1 2 3 tuşlarıyla bunları ayarlayacağız. Hemen şöyle yapalım o zaman. Tamam, şimdi şuraya 1. Tamam, bu 1. Muhtemelen şuraya 2 koyacağız. Aynen. Buraya 2 koyacağız arkadaşlar. Hatta şunu biraz daha yukarı alabiliriz. Buraya 2 koyacağız ve buraya da arkadaşlar 3 tuşlarını atayalım ki oradaki tuşlar da tabii ki işimizi görsün, değil mi? Tamam, böyle yapıp save diyorum. Şimdi oynayalım bakalım. 3 tuşuna bastım, bıçağı aldık abi. Çok güzel. Gidelim. O yardır baba. Yardır baba, gel 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 gel, sen de gel. Hepiniz gelin abi. Bunlar bot zaten. Botları şöyle çok kolay öldürebiliriz. Çok güzel ya. Oyun harbiden süper arkadaşlar. Aha, lan bot gelmiş, dibime haberim yok. Bir de bıçakla gidelim. Aa, şunu bak, yerden silah alma olayını da atayalım tuş hemen. Şuraya abi F tuşunu atayalım. F tuşuyla silah değiştiriyorum. Tamam, bomba atmak için. Bir dakika lan, bomba atmak için save. Bomba atmak için bir tuş atamadım. Aslında onu da atayabiliriz. Bak şurada adam var. Git baba, arkadan git. Arkadan git, arkalayacağım. Bu arada bıçak elimdeyken biraz daha hızlı koşmam gerek benim. Bu gitti. Şurada bir tane sapık var. Bu kafadan gitti. Gel sen de. Bu da gitti. Forward assault çok güzel aslında arkadaşlar. Bomba diffuse etmeli falan da. Bir saniye, ben şunların birine öleyim abi. Bir saniye, şunların birine bir öleyim. Ölemeyeceğim herhalde. Tamam. Dur. Öldür baba beni. Öldür. Bomba alacağım çünkü. Respawn için F'ye basıyorum. Gear'dan bomba alalım. Grenade. Tamam. Grenade'yi aldık ya. Bu çıktı zaten gençler. Öncelikle bunu ayarlamak biraz zor olacak ama tamam. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar, buraya G tuşunu atacağım ben. Şöyle yapıyorum. G tuşunu atadım. Şöyle yaptıktan sonra buraya da buraya ne olsun? G, H olsun. Tamam, böyle olsun arkadaşlar. Kaydırarak çünkü. Orada yani şöyle. G tuşuna basınca bomba geliyor, atıyorum. H tuşuna gelince H tuşu çalışmıyor. Oha, H tuşu niye çalışmıyor? Onu bir daha deneyelim. Bunun böyle kayması gerek çünkü arkadaşlar. Bakayım H tuşu. Ah! Lan ne yaptın? Ne yaptın? Tamam. Bir saniye. O zaman şöyle basarak da oluyor mu? Neyse, bomba kalmamış. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Bir adama ölebilirsek, botun birine. Aa, burada bot var. Tamam, şundan birine bir ölelim baba. Çok beceriksizsiniz botlar. Ha tamam. Şimdi başlayalım abi. H tuşunu atadık ama H tuşu işe yaramadı ya. Niye öyle oldu? Bunu buraya getireyim. Şunun şuraya da H tuşunu mu koysam? Bir bakalım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Kaydırarak olmasa güzel olacak. Save diyelim. Tamam. Aa, bir saniye lan. Aa, satın alma. Satın almayı geçtik herhalde. Bakayım H tuşuna. O H tuşu. G tuşu, H tuşu yok. İşe yaramıyormuş arkadaşlar. Mecbur böyle mouse'unuzu deaktif edip değiştireceksiniz bomba türünü. Herhalde öyle bir şey olması gerek. Her neyse gençler, buradan çıkalım. Main menüye dönelim. Botlarla pratiğimizi bitirelim. Multiplayer oynayalım. Multiplayer'da bomba diffuse. Yani zaten Critical Ops'ta da alıştığınız o ne modu? İmha modu. Yani imha moduna benziyor. Diffuse modu aynı zaten. Evet, başladık gençler, başladık. Şimdi abi buradan rifles hiçbir şey alamıyoruz. Pistol. Oha lan. Ha, şey mi değişti? Yo abi, silah alamıyorum. SGM PP 2000 alalım. Tamam. Bununla gidelim abi. Bununla idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Oo, butterfly bıçağımıza bakın gençler. İşte bu ya. İşte bu abi. Legendary. Çok güzel ama dikkatli oynamak lazım. Bir saniye. O gelecekler yalnız. Yalnız buraya gelecekler. Saklan baba. Pus burada, pus. Burada pus. Pustum, buraya gelecekler muhtemelen. Bu gitti. Silah.
La hadi be, bu silah nedir? Şu silaha bakacağım. AK-47 mi? Of, almış ya. Nerede bunlar? Bunlar nerede şimdi? Gidelim. Bak burada burada. Hayır lan! Hayır, bıçaktan silaha geçerken ölür mü insan? Bıçaktan silaha geçerken ölür mü ya? Her neyse gençler, devam ediyoruz. Rifles'tan açamıyoruz. Pistol, SGM. Oha, hiç para yok lan. Huawei. He, zaten şey değişti lan. Doğru. Desert Eagle. Tamam. Takımlar değişti. Yok, değişti mi? Aynen, teröristlik. Şeye geçtik. Nedir o? Polise geçtik. Aynen, gidelim baba. Gidelim. Bakayım nerede bunlar? Bunlar nerede? Ah be! Abi çok kötüymüş. Deagle mıdır nedir o silah? Çok kötü ya. Hiç vurmuyor. Hasar bile vermedi adama. Çok enteresan. Çok enteresan. Vurmaya çalıştım ama hasar bile veremedik. Ya hasar verdik ama hiç öyle sanki sinek ısırdı gibi adamı. Sık sık sık, çok güzel. Ah öleceksin, ah öleceksin, öleceksin. Çok güzel be. Sana da bu yakışır. Nerede öbürleri? Abi sağındaydı en sona. Evet, evet, gördü seni, gittin. Gittin, Guest. Bizden bir Guest kaldı. Bakalım başka kim kaldı? Başka da kimse kalmamış. Bir tane bu yaratık kaldı. Bombayı kuracaklar. Hadi. Hadi sık şunlara. Bunu öldürecekler. 3 kişiler herhalde orada. Sık hadi. Sık lan. Abi öldürdüler ya. Neyse, zaten silah yoktu abi. 2'dir oyunda silah alamıyoruz ya. O yüzden güme gidiyoruz bence. Pistol. Baksana abi ya, bu kadar olmaz ki. Rifle, SGM, MP5. Bunu alalım bakalım. Bu nasıl bir silah? Bilmiyoruz ama alalım. Neyse arkadaşlar, haydi bakalım, haydi. Bu haritayı da hiç bilmiyorum açıkçası ya. Bu haritayı da hiç bilmiyorum ki. Ölebilirim burada. Bu haritayı hiç bilmediğim bir harita. Şuradan gitsek. Şurada bir kişiyi vurdum ama bir saniye bakayım onun silahı ne lan, güzelse. Aynen, AK-47. AK-47 güzel. Gidelim baba, gidelim, yardıralım. Abi butterfly bıçağımız da var, tamam artık. Abi bombayı yerleştirdiler ama ya. Gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Bombayı diffuse et. Diffuse ediliyor. Tamam, çok güzel. Diffuse ediliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam, işte bu kadar arkadaşlar. Evet, Forward Assault bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu oyun hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse indirme linkini açıklamalarda vereceğim. Oradan indirerek sizler de Android, iOS